Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün geleneksel bir şey yapacağım. İrmik helvası yapacağım. Evet, irmik helvası bizler için çok önemlidir, değil mi? Özel günlerimizde, düğünlerimizde, doğumlarımızda, kandillerde, maalesef cenazelerimizde hep irmik helvası yapılır. Böyle helva kavrulur, kokutulur, öyle deriz biz. Komşulara dağıtılır. O yüzden onu da yapayım istedim. Bilmeyenler vardır belki, tutturamayanlar vardır. Herkes bir irmik helvası yapıyor ama bazılarınınki de çok güzeldir, değil mi? Bugün vereceğim irmik helvasının tarifi de öyle. Garantili bir tarif. Verdiğim ölçülerde yaptığınızda umuyorum çok çok beğeneceğiniz bir irmik helvası olacak. Hemen yapımına başlayalım. Önce şerbetiyle başlıyoruz. Bir su bardağı süt koyuyorum. İsterseniz sadece sütle ya da suyla yapabilirsiniz ama ben ikisini karıştırmayı tercih ediyorum. Bir su bardağı da su ilave ediyorum. Bir su bardağı şeker. Şimdi sadece şeker eriyene kadar şöyle kısık ateşte bekleyeceğim. Kaynatmıyoruz. Sadece şekeri eritiyoruz. Şöyle biraz da karıştırayım. Şeker güzelce eridi. Şimdi kenara alacağım ve derin bir tencere koydum. Şöyle 3,5-4 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağının üzerine yanmasın diye çok azıcık ayçiçek yağı koyuyorum. Yani çok az. Ve helvanın olmazsa olmazı fıstık. Dolmalık fıstıklarımı koyuyorum. Şöyle ne kadar arzu ederseniz, ben bol fıstıklı seviyorum. Şöyle 3,5 yemek kaşığı gene dolmalık fıstık koydum. Fıstıkları kavurmuyorum. Bu benim püf noktam. Bu bana irmiği ne kadar kavuracağımı gösteriyor. Şimdi onu göstereceğim size. Bir su bardağı da irmik koyuyorum. Daha fazla yapmak isterseniz oranları böyle arttıracaksınız. Ben birer bardaktan verdim. Şimdi sürekli karıştıracağız. Dolmalık fıstıkların rengi dönene kadar. İşte bu yüzden fıstıkları kavurmuyorum. O bana irmiği ne kadar kavuracağımı gösteriyor. Helvanın güzel olmasını sağlayan bu kavurma işlemi. Fıstıklar renk değiştirmeye başladı gördüğünüz gibi. İşte böyle sabırla güzel güzel karıştırıyoruz. Ve güzelce iyice renk aldı. Dediğim gibi helvanın tek püfü, tek zorluğu karıştırmak. Ben bu karıştırma işleminde de sürekli dua ederim. Ölmüşlerimizin ruhuna gitsin diye. Bu da bana irmik yapımını hem kolaylaştırır hem de huzur verir. Farklı bir anlamı var yani helvanın. Artık iyice fıstıklar pembeleşti. İstediğim kıvama geldi. Helvamız hazır. Şimdi şerbeti ilave edeceğiz. Ama burada lütfen dikkatli olun. Hatta ocaktan alın ya da altını kapatın. Şöyle uzaklaşarak şerbetimi döküyorum. Çünkü sıçrayabilir. Ve altını hafifçe kısarak pilav gibi suyunu çekmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi iyice suyunu çekti. Hani böyle pilavda da olur ya, göz göz olur. İşte öyle oldu. Şimdi de yine aynı şekilde pilav gibi üzerini bir bezle ya da kağıt havluyla örtüp, şöyle temizce bir bez örtüyorum üzerine. Kapağını da kapatıp 15-20 dakika demlenmesini bekliyorum. Güzelce demlendi. Şimdi de servis zamanı. Şöyle servis etmeden bir kere daha karıştırıyorum. Güzelce kıvama gelmiş. Şöyle cam bir kaseye alıp ters çevireceğim. Güzel silikon kaplarla şekilli olarak da yapabilirsiniz. Mis gibi irmik helvası. Tabii ki olmazsa olmazı üzerine tarçın. İşte irmik helvamız hazır. Şimdi onlar ılık ılıkken ben biraz komşulara da dağıtayım istiyorum. Çünkü adettendir, paylaşmak gerek. Umarım siz de yaparsınız, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Ama yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.